Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Need for Speed videosuna ve başlıktan da anlayacağınız üzere yepyeni gelen bir güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün Need for Speed'e bir güncelleme geldi. Hatta birkaç gün önce diyelim. Yaklaşık 3.3 GB boyutundaydı ve bu güncellemeyle beraber Castrol işbirliğinde yapılmış birkaç tane yarışma eklendi. Castrol işbirliği ne derseniz, şöyle bir video çıktı, belki reklamlarda görmüşsünüzdür. Ben de geçenlerde reklamlarda denk geldim. Yabancılarda Black Panta diye bir tane YouTuber var ve ağırlıklı olarak sürekli Need for Speed videoları çekiyor. Sürekli değişik içerikler üretiyor o konuda. Ve Need for Speed'in TwitchCon özel davetlisi olarak da o tarafta çıkmadan önce de oynama fırsatı bulmuştu Need for Speed oyununu. Castrol'la beraber bir işbirliği yaparak gerçek hayatta Need for Speed ve gerçek hayatta, yani bir kişi oyun oynuyor arabanın içinde. Bir kişi de gerçekten oyun oynarmışçasına arabayı şeyle, kolla kullanıyordu. Öyle bir etkinlik yapmışlardı ve bu etkinlik sayesinde bir Need for Speed oyuncusuyla profesyonel yarışçı yan yana getirip yarıştırdılar ve işin içinde de Castrol'lar vardı. Castrol yağ firması vardı ya da motor yağları firması diyeyim. Öyle bir içerik vardı. Şimdi de bunu oyuna getirmişler. Titanium diye geçiyor. Titanium Trials. Damn son. Girelim. Yani ücretli mi değil mi onu dahi bilmiyorum. Direkt daldım. 225 kilometre mi? Her türlü yaparım. Şu menüdeki, şuradaki takılmayı bir türlü halledemediler. Evet. Castrol invites you to 3 new time trials fortune. Valley show. Okay. Castrol'un davet ettiği yeni 3 tane yarışma var diyor. Bunlar da en iyi olduğunu göster ve kendini ispat et. Kısacası gördüğünüz gibi Castrol'un özel halledilmiş R8'i var. Çok tatlı duruyor. R8 sevdalısı mıyım bilmiyorum. Eskilerde belki seviyordum ama her yeni çıkan R8 nedense daha da bir çirkinleşiyor gibi geliyor bana. Benim özel düşüncem bu, şahsi görüşüm. Buna Eren şahsiyetli arkadaşımız üzülebilir, kırılabilir. Aa, biraz elma sıtıp öyle mi girseydi? Bas bakayım. Neye benziyor bu yarış? Woohoo! Özlemişim Need for Speed'i. Bundan sonra bir bölüm daha Need for Speed getireceğim. Çünkü bayağı bir dolu dolu şu sıralar. Need for Speed'de bir sürü içerik var. Bulmamız gereken bir iki araç ve onun dışında da oyunun kendi böyle kaybettiği arabalar var biliyorsunuz. Şehir içinde hazır. Tüm parçaları beraber arabayı buluyorsunuz. Gizli araba diye geçiyor. Onlar üzerine birkaç videoda yapmak istiyorum. Ayrıca My Summer Car konusunda da bayağı bir geliştirme oldu. Nedense ben oyuna el attıktan sonra bayağı bir gelişme geldi. Ne alakaysa bir anda böyle kenara sıkışmış gibi hissettim kendimi. Bas abicim. Bas aslanım. Sesi bile R8'e benzemiyor, ne alakaysa. Oysa Need for Speed sesleriyle iyiydi yani. Ön plandaydı. Payback serisi olarak. Şuradan tamire ihtiyacım yok ama yine geçeyim. İnceden kısalttık yolu işte. Çok inceden de olsa. Ay çarpma çarpma. Ah. İlk çarpışmam olabilir mi? Woohoo! Eğlenceye gel. Bum 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 bum. Yalnız ben geriden geliyorum. Yetiş yetiş. Süre neymiş? 6 kilometre daha yolum mu kaldı? Ulan şu Need for Speed'e girdikçe direkt yayın yapasım geliyor. Bu arada şöyle bir açıklamayı getireyim. YouTube izleyicisinin haberi yoktur belki ama Twitch'ten takip etmenizi bir konuda önermek istiyorum size. Çünkü yakın zamanda Need for Speed'i baştan sona bitireceğim. Bunu söylemiştim bundan önce biliyorum. Ama yine de söylüyorum. Baştan sona başlayıp bitireceğim bir yayında. Bu konuyu YouTube'da video şeklinde çekip gelin buyurun böyle bir yayınım var demeyeceğim. Artık YouTube'a o tarz videolar da atmayacağım. Haberiniz olsun. Sadece böyle bildirim şeklinde gönderilebilen mesaj şeklinde yazacağım. Haberiniz olsun. O yüzden şimdiden takibi alıp o tarafta beklemede kalın derim. Bildirimler de açıyorsunuz. Gerisi bende. Yayını açıp Need for Speed ile alakalı başlığı gördüğünüzde anlayın ki Need for Speed'i baştan sona tekrardan bitiriyorum. Sonrasında tabi buluşmalar falanlar filanlar akacak abi. Ortamlar gelecek. Öf, çarpmadan orada nasıl çıktım ya? 1 kilometre yolum kalmış ve 40 saniyede sürem kalmış. Bas abicim. Her türlü yetişiyoruz. 20 saniye cepte bile kalır gibi geliyor bana. Abi süre her defasında artıyormuş be. Checkpoint aldıkça. Finish burada zaten. Bu kadar. Bilmiyorum. Daha iyi yaptım herhalde. 3.49.
Lan bu ne? Neyin üstü? Kulaklığın üstüne mi bastım ben? Bazen şu kulaklığın kablosu orayı buraya giriyor. Acayip sinir oluyorum abi. Acayip. Tekerimin arasına nasıl girmeyi becerdin acaba sen ya? Acaba? 28 bin mi? Yani. Az buçuk bir para. İlkini tamamladık. Üçlüt bir şekilde tamamladığında özel bir hediye mi geliyor onu bilmiyorum tabii ki de. Gidelim hemen. 280 metre devamlı olarak drift yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Virajı varsa okey. Hadi bakayım. Çok tatlı yalnız ya Range Rover. Çok tatlı bir araba. Şu an sırf devamlı olarak yanlayalım diye zaten kaçırmışız. Güzel. Son dakika yetiştim. Devamlı yanlamaya gerek yok abi. Boş ver. Boşuna aldım onu da. Bunlar kırılmıyor değil mi? Evet, bunların hiçbiri kırılmıyor. Sakin. Şu geri sayım başlamadan checkpointlara yetişmem lazım. Burada belki de yapabilirim onu. Oh! Yaptım ulan! Geri hangi tuş bakıyordu? Q. Okey. Açıya bak. Öf. Öf. Her yerde bir karnaval havası var. Öf. Fena yaylandım. Öf. Bu yarışmamız biraz daha kısa. Bas 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 bas. Of, sonu yanarlı dönerli mi yoksa? Ya sadece küçük patlama mı bari yansaydı öncesinden öyle geçseydik daha tatlı olurdu. Tamam yeter anladık. Ne bağırdın be abim? Öf. Bu kadar. Bu basit oldu sanki ya. Son yarışmasını da görelim. İnşallah buna özel bize bir araba falan verirler. Üçünü de bitirdiğimde. Her yerde kastrol arabalar. Evet, ikincisi de halloldu. Token 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 token. 11. Kaldı 89 tane. Son yarışmamız. Hadi bakalım. Heyecanlandım lan. İnşallah bir şey verir ya. Bedavayı bırakmaz. Bak bunu yaparız. Toplam 1000 metre rahattır hocam. 5 litrelik Mustang GT500. Hadi bakayım. Tabii gerçek videosunda bundan daha farklı bir alandaydı. Tam toprak alanda ama daha farklı bir alanda. Gerçeğin zaten koyamazlardı oyunda çünkü öyle bir yer yoktu. Ama yine güzel bir deneyim. Ups 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 ups. Ben 1000 metre drifti yaparım herhalde ya. Yaparım abi yaparım. Daha yolumuz çok. Şuradan bir iki yanlayalım. Hemen tüketelim yeni getirmişler için. Allah! Oy, oy, oy. Token mu vardı lan orada? Sanki bir token gördüm gibi arka tarafta parlıyordu bir şeyler. Ama geri dönmek de istemiyorum şimdi. Böyle bir bölüm mü yapsak acaba ya? Şu tokenları toplama üzerine falan. Yani oyunu böyle %100 tüketesim var öyle söyleyeyim. Öyle bir açlık var üzerimde. Ama tabi sonra tekrardan canlı yayında senaryosunu A'dan Z'ye başlayıp bitirdiğimde bu sıfırlanacak muhtemelen. O yüzden bir anlamı kalmayacak onun. Yani oyunu üçüncü kere bitirmiş olacağım yayında. Çünkü bir kere PlayStation 4'te bitirdim. PC'de ikinci kere bitirmek üzereyim. Çok az kısmı kaldı yani oynamadım son zamanlarda.
Bunu bitiririm zaten. Sonra yayında da üçüncü kez bitiririm, oldu. Ya en çok oynadığım, son zamanlarda en çok bitirdiğim, oynadığım Need for Speed oyunu olacak. Gerçekten sevdiğimin bir göstergesidir bu. Oyun birçok konuda kötü ise yine birçok konuda fena değil abi. Bir önceki Need for Speed'e göre yine iyi bir düzeyde bence. Yani bir Need for Speed severi bu oyunu sevebilir. Ben sevdiysem neden siz sevmeyin abi, olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz ayrı konu ama Allah! Ay, çok kötü çarptım orada. Çok az kaldı zaten. 15 saniye kala bitiririm herhalde, çarpmazsam bir yere. Şu ağaçlar falan her yer zorlaştırıyor. Derken yine checkpoint değil. Öf! Öf! Bunu bence herkes beceremez. Böyle bir hareket gerçekten zordu. Bilerek yapacağım bir şey değil. Sonunda! Para. Çok az para veriyorsunuz hacı ya. Özel görev diyorsun, çok az para veriyorsun. Ver bol bol. Ver 100 binden 3 tane yarışma yapmışsın. Castrol'la işbirliği yapmışsın. Ver 100'er binden her yarışma. Bey shipment. Bakayım abi. Shipment. Bir tane... Öylesine bir şey mi verdiler harbiden? Castrol tasarımı vermişlerdir muhtemelen diyeceğim. O da yok. Vay be. Vay be. Vay be Need for Speed. Sağ ol ya. Hiç bok vermediler harbiden de. Vay anasını. Ciddisiniz. Neyse. Castrol'la çalışma iş ortaklığı sonrası küçük bir üçlü yarışma yapmışlar. Mini seri şeklinde. Bunu da görmüş olduk. Keyifliydi. Özellikle Range Rover yarışı çok keyifliydi. R8 ve Mustang'den çok haz aldığımı söylenemez ama olsun. Yine içerik içeriktir. Yeni bir şeyler getirmişler. Az ya da çok demeyin. Bu arada artık versus atabiliyorsunuz. Gel yarışalım. Bu da yeniliklerden bir tanesi oyun eklenen. Rookie diyor. Arabası daha kötü. Çok uzun sürüyormuş yalnız yarışmanın başlaması. Baya baya. Hadi bakayım. Güle güle. Hey baby. Ama drift arabam var. O yüzden birazcık daha böyle özellikle toprak yollarında yavaşım. Adam biraz offroadçı olduğu için akıyor. İnşallah asfaltta biter yarış. Birazcık fark atma imkanım olur. Ya da düzlük az olsun hocam. Yanlaya yanlaya gidelim işte. Adam çok farklı yerlere saptı, ne alakaysa. Kaçırmıyorum, kaçırmıyorum. O ne? Ha, 100 metre ulaşınca herhalde öyle bir şey. Oo. Bosslar var. Oha. Ciddi misin sen? Ciddi misin? Bak bunu sevdim abi. Grills customization açıldı. Bak bunu sevdim. Yarışacaksın herkesle. Her karakterle farklı farklı mı yarışacaksın? Yoksa denk geldiğine göre mi? Bir mafya tarzı şeyler var galiba. Onları bitirince bir tane boss geliyor. Boss'la kapışıp arabasını alabiliriz bence. Bence gayet mantıklı. Haritada gözüküyorlar mı peki? Yok. Haritada gözükmüyorlar. Bir tek Subaru kalmış. Subaru diyorum. Fairlady Z ile Beetle kalmış. Bunları da toplarız. Bir tane de gizli arabayı buluruz. Ama bu boss'ları da halle... Oha ya, çok sevdim şu an. Bu çok çok sevdirdi, sevindirdi beni. Aha token var. Yanlış şurada bir araba mı gördüm ben? Gizli arabaya benzettim de onu. Stokunu alalım. Güzel oldu, iyi oldu abi. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz kesinlikle daha fazla Need for Speed için beğeni paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar sekmesinde benimle paylaşabilir. Ve bir sonraki videolara kadar hype'lanıp rezil alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.